Halkların Demokratik Partisi grubu adına ilk konuşmacı İstanbul Milletvekilimiz Sayın Filiz Kerestecioğlu. Sayın Kerestecioğlu, süreniz 15 dakika. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bakanlığın Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi üzerine grubum adına konuşuyorum. Bu kitapçığına baktığımızda görüyoruz ki 2002 yılında mecliste 24 kadın vekil var. 2015'te ise 81 vekile ulaşmışız. 7 Haziran'da bu sayı 97 idi. 2002'den bugüne %10'luk bu artışı bu mecliste gerçekleştiren mensubu olmaktan gurur duyduğum Halkların Demokratik Partisi'dir. Ancak şu anda Türkiye buna rağmen 81 kadın vekille 186 ülke arasında 132. sırada yer almakta. 4 vekilimizin vekilliğinin düşürülmesiyle de sanıyoruz ki dibi görmeye az bir zaman kaldı. Çalışma yaşamındaki kadınların yalnızca %34.3'ü bir işte çalışıyor veya iş arıyor. 4 milyon kadın hiçbir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı çalışıyor. AKP iktidara geldiği ilk günde kadın erkek eşitliğine inanan, kadınlar için özgür ve eşit bir hayat düşleyen bir parti değildi. Kadın ve aileden sorumlu bakanlıktan kadının adının Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla silinmesi de bunun açık bir göstergesidir. Bu dönemin farkı, hükümetin artık demokrasinin asgari standartlarından olan toplumsal hareketlerle ve hak temelli kuruluşlarla ilişkileri tamamen yok etmesidir. Bırakın ilişki kurmayı, KHK'larla bu kurumların kapatıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Kadın Sığınakları Kurultayı'nda sığınak alanında çalışan Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar 20 yıldır bir araya geliyorlar. 20 yıldır düzenli bir şekilde bir araya geliyorlar. Geçtiğimiz ay yine kurultay toplandı. Fakat kurultayın parçası olan birçok dernek KHK'larla kapatılmış olduğu için maalesef dernek sıfatıyla kurultaya katılamadılar. Bunların yanı sıra burada saymakla bitiremeyeceğimiz Ağrı, Batman, Bitlis, Van, Mersin gibi pek çok ilde onlarca kadın danışma merkezleri ve iki sığınak da kapatıldı. KHK'larla yaklaşık 26 bin kadın ihraç edildi. En az 30 kadın gazeteci gözaltına alındı, 16 kadın gazeteci tutuklu. Tüm bunlar olurken bakanlık bunlara ilişkin açıklama yapmak bir yana her yaptığı açıklamada hükümeti destekledi. Değerli arkadaşlar, bizler ilk günden beri sokağın, kadın hareketinin sözünü bu meclise taşımaya çalıştık. Gülten Kışanak ve daha pek çok belediye başkanı Türkiye'de ilk defa kadın daire başkanlıkları kurdu. Kadınlar için önemli bir bütçe ayırdı, özel programlar oluşturdular. Fakat eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ dahil olmak üzere 5 kadın vekilimiz ve 27 kadın belediye eş başkanımız, binlerce kadın üyemiz bugün hapiste. 97 kadın belediye eş başkanımız görevden alındı. Bugün onların bu sıralarda kadınların bütçeye ilişkin sözlerini dile getirmeleri gerekirdi. Fakat ne yazık ki bütçeye de açıkça yansımış olduğu gibi hükümet kadınlar için değil, savaş politikaları için bütçe ayırıyor. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Bakanlığı gibi bakanlık ve kurumların toplam bütçesi yaklaşık 100 milyar lira iken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ayrılan bütçe, merkezi bütçenin %4'ünü oluşturuyor. Ama bu rakam da aldatıcı olmasın. Bakanlık bütçesinin neredeyse tamamını sosyal yardımlara ayırmış. Kreş için bütçe var mı? Yok. Kadınların insanca işlerde çalışması, istihdam ve eğitim programları için bütçe var mı? Hayır, yok. Sığınak için bütçe var mı? Yok. Sığınaklarda
23 bin kişilik nüfus için sadece bir kişiye yer var. Bu kitapçıkta yine aynı sayfalarda milletvekilleriyle artışı gösteren anne ölümlerinde düşüş olduğundan ve doğum öncesi sağlık hizmetlerinden de söz ediliyor. Eminiz ki Sayın Bakan bebek ölümlerinde de ciddi bir düşüş olduğunu söyleyecektir. Her şeyin millisini seven bir politikanız var ya, oysa sağlığın millisi olmaz, şiddetin millisi olmaz. Dolayısıyla anne ve çocuk ölümlerinin de millisi olmaz. Biz içinde yaşadığımız toplumu bir bütün olarak görmekten yanayız. Bugün neredeyse 5 yıldır birlikte yaşadığımız Suriyeli mültecilere baktığımızda oradaki anne ölümlerinin hiç hesaba katılmadığını, kayıt dışı bırakıldığını görüyoruz. Yine yeni bir uygulamayla 7 ay altı erken doğumlardaki bebek ölümlerinin de kayıt dışı bırakıldığını ve verilere yansıtılmadığını görüyoruz. Eğer veri toplayacaksanız arkadaşlar hile yapmayın. Çünkü söz konusu olan sizin itibarınız değil, kadınların ve çocukların sağlıklı yaşam hakkıdır. 2016 faaliyet raporuna göre bakanlık bütçesinin yalnızca 9,5 milyonu kadının statüsü genel müdürlüğüne harcanırken, bakanlık aracılığıyla yapılan sosyal yardımlar toplam 22 milyar 499 milyon lira tutarında. Elbette sosyal yardımlar bir devletin olmazsa olmazıdır. Fakat esas olan herkes için istihdam yaratmak, çalışanların da insanca yaşayacağı ücretler almasını sağlamaktır. Üstelik ev işleri ve bakım emeğinin yanında yoksul haneleri geçindirme görevi de kadınların omuzlarında. Başvuru sahiplerinin, yani bu sosyal yardımlar için başvuru sahiplerinin %80'i kadınlar. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen kadınlar sürekli bu kurum ve vakıfları dolaşmak zorunda bırakılıyorlar. Sosyal yardımların artmasıyla övünen bir siyasi anlayış çözüm odaklı bir sosyal politika asla üretemez. Değerli arkadaşlar, devletin görevi yurttaşlarını korumak, onlara insanca bir hayat sunmaktır. Bu nedenle bütçede toplumda var olan eşitsizlikleri yok etmeyi hedeflemelidir. Örneğin kadınlar da kendilerini erkekler kadar güvende hissediyorlar mı? Sokaklarda, evlerinde güvendeler mi? Bir haksızlık karşısında kadınlar rahatlıkla adalete erişebiliyorlar mı? Eğer erişebilselerdi bu kadar çok kadın cinayeti yaşanıyor olmazdı. Fakat hükümet kendisini bu alanda uzun yıllardır çalışan kadın örgütlerinden soyutladığı için ve şiddete karşı bütünlüklü bir politika izlemediği için bu sorunu çözemiyor, çözemezdi. Halen bu ülkede dayağa karşı kampanyada ta 1987'de kadınların ortaya koyduğu mücadelenin izleri sürüyor. Bunun üzerine doğru dürüst konulan hiçbir şey yok. Arkadaşlar, kadınlar karakollardan geri döndürülüyorlar. Diyor ki polisler, sen de biraz alttan alsaydın. Önce bir kocamla ya da abinle konuşalım. Bakalım onlar ne diyor. Kocamla görüşelim, gözünü korkuturuz, bir daha yapmaz. Böyle diyorlar. Ve bunları söyleyen kollukla ilgili görevi ihmalden yasal işlem başlatmak istediğinizde de İçişleri Bakanlığı izin vermiyor ve süreçler çok yavaş işliyor. Şiddete, cinsel suçlara karşı bu konuda uzmanlaşmış kolluğun görevlendirilmesi gerekiyor. Cinsel saldırı suçunu soruşturacak olan uyuşturucu operasyonuna katılan polis değildir. Bunlar uzmanlık isteyen alanlardır. Yargı sürecinde de kadınlar karakollarda yaşadıklarına benzer muameleleri görüyorlar. Ve kadınlar mahkemelerden, tüm bu süreçlerden nefret eder hale geliyorlar. Ve dolayısıyla da adalete erişememiş oluyorlar. Bu ülkede koruma kararı almış olmasına rağmen kadınlar öldürülüyorsa koruyucu mekanizmalar bilerek ve isteyerek işletilmiyor demektir. Önleyici tedbir diye bir tedbir de zaten yok demektir. Devlet şiddeti önleme yükümlülüğünü yerine getirmiyor demektir.
İstanbul Sözleşmesi'nde de hani o çok övünerek İstanbul'da imzalandı ve ilk biz imzaladık diye övünülen İstanbul Sözleşmesi'nde de ifade edilir. Kadın şiddetin temelinde kadın erkek eşitsizliği vardır. Ancak kadının statüsü genel müdürlüğü toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine 2008'den sonra yeni bir eylem planı dahi hazırlamadı. Mecliste Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu çalışmıyor. Nedenini komisyon başkanına sorduğumuzda yerelde faaliyet yürütüyoruz diyorlar. Şimdi yıllardır kadınlar için çalışan, adı sanı bilinen kadın kurumlarıyla çalışmadığınıza göre herhalde yerelde valilerle, kaymakamlarla çalışıyorsunuz. Nasıl bir yerel çalışma bu? Gerçekten merak ediyoruz. Birleşmiş Milletler kadınların siyasete katılımı projesini yürütüyor KEPEK. Ancak adeta bizi siyasete katmamak için uğraşıyor. Ülkede kadınlara yönelik bunca ayrımcılık ve şiddet varken KEPEK toplantı yapmıyor, çalışmıyor ve Birleşmiş Milletler fonlarıyla yaşayan bir dernek gibi davranıyor adeta. Bunu dernekler yapıyorlar zaten. Bu mecliste bu komisyonun toplanması, tartışması, şiddeti önlemek için önerileri konuşması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, bu ülkede kadınlar iş bulmak, güvenle yaşamak, mutsuz bir evlilik içindelerse hayatlarını tek başına idame ettirebilmek isterken yapay gündemler yaratılarak boşanmayı önleme komisyonu gibi komisyonlar kuruluyor. Komisyon raporunda boşanma ve şiddet süreçlerinde zorunlu danışmanlık ve arabuluculuk uygulanması. Çocuklarla cinsel ilişkide rıza aranabileceği ve böyle durumlarda taciz eden kişiyle çocuğun evlendirilmesi yolu ile taciz edenin cezadan kurtulmasının uygun olabileceği. Kadına yönelik şiddet vakalarını da içerebilecek aile hukukuna dair tüm davaların ailenin bütünlüğü için kapalı yapılması, yani tüm duruşmaların kapalı yapılması, dolayısıyla de facto burada kadın örgütlerinin davaların dışında bırakılması, yani müdahil olmasının engellenmesi gibi öneriler var. Bu önerilerin her biri İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı. Eğer siz bunlara inanıyorsanız, o zaman İstanbul Sözleşmesi'ni neden imzaladınız? Ya da Grevio'nun sizden istediği raporda neden bunların hiçbirisi yok? Başka şeylerden söz ediyorsunuz. Kadınlar yaşamak, doyasıya yaşamak, insanca bir işte çalışmak, insanca bir ücret almak, gelecek kaygısı yaşamamak ve eğitim alabilmek istiyorlar. Kadınlar toplumu ikiye bölen, medeni haklarını tehdit eden müftülük nikahı gibi kanun değişikliklerini istemiyorlar. Kadınlar çocuk bakımının, yaşlı bakımının kendi sırtlarında olmasını istemiyorlar. Bakanlığınızın her mahalleye kreş açmasını, yaşlı bakım evlerinin yaygınlaşmasını istiyorlar. Bugün kadınların erkek egemenliğinden kaynaklı sorunlarını çözme iradesi gösteren bir kadın bakanlığına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlar, kiminiz Osmanlı'yı, kiminiz hem Osmanlı'yı hem genç cumhuriyeti, kiminiz ise sadece cumhuriyeti çok seviyorsunuz değil mi? İşte oralardan bir ses Halide Edip kadınlara şöyle sesleniyordu. Osmanlı kadınlarının terakki yolundaki mesailerinin henüz bir tarihçesi olmaması onların bir şey yapmamış olmaları anlamına gelmez. Bugün bu saat ben size hitap ederken, siz beni dinlerken şüphesiz biz de tarih yazıyoruz demektir. Yine 1923'te Kadınlar Halk Fırkası'nı ve daha sonra Türk Kadınlar Birliği'ni kuran Nezihe Muhittin ise oy hakkını canları pahasına almaya ne kadar kararlı olduklarını şu sözlerle ifade ediyordu. Biz seçim haklarımızı elde etmeye dayalı idealimizden vazgeçmiş değiliz. Biz bundan vazgeçersek derneğimizin bir varoluş gerekçesi kalmaz. Davamızın zaferi için ölünceye kadar çalışacağız. Bizim yaşamımız buna yetmezse, hiç olmazsa bizden sonra gelenler için ortalığı temizlemiş oluruz. Evet, kadınlar sizden iaşe değil, haklarını istiyorlar. Osmanlı'dan bugüne tarih yazan kadınların devamıyız biz.
O günlerden bugünlere taşınan başka sözler de vardı. Tıpkı dün Meclis Genel Kurulu'nda asla söylenmemesine cümbür cemaat karar verdiğiniz Kürdistan sözü gibi. 1936 yılında, yani Ayşenur Bahçekapılı'nın mecliste başkanlık yaptığı günden 81 yıl önce meclis başkanlığı yapan Abdülhalik Renda, mebuslar tarafından verilen tahriri okurken Kürdistan kelimesini kullandığında Türkiye bölünmemişti. Atatürk ölmeden 2 yıl önce 1936 yılında teşkilat ve hükümet hakkında verdiği teklifi konuşurken, pek doğru İngiliz'den bahsetmek istemediğim için bu noktayı derc etmedim efendim. Hakikaten İngilizler daha evvel bütün Kürdistan'ı ifal etmek, affedersiniz. Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ek süre veriyorum. Buyurun Sayın Kereştecioğlu. Teşekkür ederim. Türk vesaire dindaşlardan ayırmak için, tasavvur içinde diye devam eden konuşmasını yaptığında Türkiye bölünmedi. Yine 24 Mart 1919'da Savaş İşleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, benim Anafartalarda, Kürdistan'da, Suriye'de başlarında bulunmaktan kıvanç duyduğum kahraman ordular haydutların değil Osmanlı ulusunun namuslu çocuklarından kurulmuştur dediğinde de bölünmedi. Ve AKP Başkanı Erdoğan bu konuşmaların birçoğunu kaynak göstererek Kürdistan kelimesini kullanan zamanın mebusları da mı bölücüydü derken de bölünmedi. Bugün bu ülkenin bölünmesini isteyen tek bir kişi yok bu mecliste. Ve bir ülkeyi bölecek olan tarihi, coğrafi tanımlar, aidiyetler, kimlikler değil, şiddettir, ötekileştirmedir ve ayrımcılıktır sevgili vekiller. Ben bu nedenle yine Halide Edim'in sözleriyle bitirmek isterim. Bugün bu saatte ben size hitap ederken, siz beni dinlerken, teşekkür ederim Sayın Kereştecioğlu.